İran yöneticileri geceleri gözü açık Türkiye'ye doğru yatarlar. Onlar kendi aralarında dolaşırdı. Demek onlar çok ciddiye alıyorlar ama bu taraf ciddiye alacak mı almayacak mı söz konusudur. Şimdi araştırmacı, tarihçi ve yazar Sayın Ali Saray Bey'i yapacağı konuşması için divana davet ediyorum. Sayın Başkanım, hocalarım ve değerli misafirler, hepinizi selamlıyorum. Benden önce Selçuk hocamız Güney Azerbaycan sorununu çok mükemmel bir şekilde özetledi. Yani o konuşmadan sonra gerçekten yani benim çok fazla söyleyecek bir sözüm yok gibi. Ben sadece 1945'te Güney Azerbaycan Devleti'nin kuruluşu ve yıkılışını özellikle anlatmaya çalışacağım. Sadece 1945 olaylarını ele almadan önce Güney Azerbaycan Türklüğü'nün son 1000 yıldaki tarihini birkaç cümlede özetlemeye çalışacağım. 10. yüzyılın ikinci yarısından 1925'e kadar İran genelde küçük istisnaların dışında Türk devletleri tarafından yönetilmiştir. Gazneliler, Selçuklular, Harezmşahlar, Timurlular, Karakönüller, Akkönüller, Safevi Devleti ve Afşar ve Kacar devletleri devletlerinin tamamı birer Türk devleti olmuştur. Bu durum 1925'e kadar sürmüştür fakat 19. yüzyılın başlarından itibaren İngiltere emperyalist emelleri doğrultusunda İran Türklerini yönetimden uzaklaştırmaya ve bir Fars yönetimini iktidara getirmeye çalışmıştır. 1850'li yıllardan itibaren bu projenin sosyal, kültürel ve siyasal altyapısı hazırlanmış ve nihayet 1925'te yerli işbirlikçilerin de vasıtasıyla gerçekleştirdiği bir darbe ile Pehlevi Hanedanı'nın kurucusu olan Rıza Han'ı iktidara getirmiştir. Rıza Han'ın tahtı ele geçirmesinin ardından kurulan baskıcı ve dikta yönetimi altında ezilen Güney Azerbaycan Türklüğü, sözde Pers uygarlığı ve kültür mirası uydurmalarıyla Farslaştırılmaya, asimile edilmeye ve kimliksizleştirilmeye çalışılmıştır. Bunun yanı sıra uygulanan kasıtlı ekonomik politikalarla Güney Azerbaycan yoksullaştırılmaya çalışılmış. Bunun da sonucunda insanlar göç etme zorunda bırakılmıştır. Bu durum İkinci Dünya Savaşı'na kadar devam etmiştir. İkinci Dünya Savaşı başladıktan sonra 1941'de İran müttefik devletler tarafından işgal edilmiş. Güney bölgesi İngiliz güçleri kontrolüne geçmiş.
kuzey bölgesi Sovyetler Birliği'nin kontrolüne geçmiş. Müttefikler bunun ardından Rıza Şah'ı iktidardan uzaklaştırmış, kendisini sürgüne göndermişler. Ve oğlu Muhammed Rıza'yı onun yerine tahta çıkarmışlar. Fakat bu otorite boşluğundan kaynaklanan kaynaklı uygun bir ortam ortaya çıkmış bu yıllarda Güney Azerbaycanlı siyasi aktivistlerin de faaliyetleri için. Bu süreçte Bağırov olmak üzere o dönemde Sovyet Azerbaycan diye tabir edilen Kuzey Azerbaycan yetkilileri fırsatı değerlendirerek Moskova'ya rağmen Azerbaycan'da milli düşünceli siyasi aktivistleri desteklemeye çalışmıştır. 1944 yılında İran'da başlatılan parlamento seçimlerinde daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Azerbaycan devletini kuracak olan Cafer Fişeveri de adaylığını koymuş fakat halk tarafından seçilerek Tahran'a gönderilmesine rağmen mazbatası Tahran Meclisi tarafından iptal edilmiştir. Uzun yıllardan itibaren siyasi mücadelenin içinde bulunan Fişeveri Sosyalist Tude Partisi'nin de Tude Halk demektir. Kurucularından olmuştur. Hatta bu partinin tüzüğünü bile kendisi bizzat yazmıştır. Fakat sonraki süreçte bu partiden ayrılmış ve Azerbaycan halkının her şeyden önce özgürlük mücadelesiyle Fars esaretinden kurtulması gerektiğine inanmaya başlamıştır. Bunun üzerine Pişeveri fikir arkadaşlarıyla birlikte 3 Eylül 1945 tarihinde Azerbaycan Demokrat Partisi'ni kurmuş. Partinin yayın organı olan Azerbaycan Sesi gazetesi Tebriz'de basılmaya başlamış. Azerbaycan'ın özgürlük mücadelesinde 1945 ile 46 yıllarında bu gazete ulusal çıkarların yansıtılması açısından önemli bir fonksiyona sahip olmuştur. Pişeveri ve arkadaşlarına göre Azerbaycan'ın davası sınıf savaşımı değil, ulusal özgürlüğünü elde etme davası, dolayısıyla da milli bir davaydı. Pişeveri'nin kurucusu olduğu Azerbaycan Demokrat Partisi aslında farklı siyasi eğilimlere sahip çevreleri kendi bünyesinde barındıran bir cephe niteliğinde olmuştur. Nitekim Azerbaycan Demokrat Partisi'nin kuruluşunun ardından Sosyalist Tude Partisi'nin Azerbaycan şube üyeleri Tahran'daki merkezi komiteye danışmadan Azerbaycan Demokrat Partisi saflarına geçmişlerdir. Bilindiği gibi Azerbaycan Demokrat Partisi'nin kuruluşu aşamasında ve ardından gelişen süreçte Sovyetler Birliği'nin ciddi rolü olmuş ve desteği olmuştu. Fakat her bir ülkedeki hareketin kendine ait bir referans dünyası ve iç dinamizmi olduğu gibi bu dönemde Azerbaycan milli davasının da ciddi bir iç dinamizme ve halk desteğine sahip olduğu gerçeği de belirtilmesi gereken önemli bir husustur. Bu arada arkadaşlar, ben Azerbaycan adını kullandığımda Güney Azerbaycan'ı kastediyorum. Bunu bilmenizde yarar var. Azerbaycan Demokrat Partisi 21 Kasım 1945'te Tebriz'de halk kurultayını toplamış. 3 gün devam eden kurultayda 14 maddeden oluşan bir bildiri onaylanarak yayınlanmış. Bildiride Azerbaycan Türklerinin kendilerine özgü etnik kimliği, dili, gelenek ve göreneklerinin olduğuna, İran'ın toprak bütünlüğü ilkesi çerçevesinde ulusal özellik talebine vurgu yapılmakta ve Azerbaycan Milli Meclisi'nin oluşturulması için seçimlerin düzenlenmesi öngörülmekteydi.
Bu gelişmelerin ardından Aralık 1945'te Azerbaycan'da meclis seçimleri düzenlendi ve 12 Aralık 1945 İran takvimiyle 21 Haziran 1324 tarihinde 95 milletvekilinin katılımıyla Ulusal Meclis ilk oturumunu gerçekleştirdi. Milli Meclis Pişiveri'yi başbakan olarak seçmiş ve kendisini kabineyi kurmakla görevlendirmiştir. Bunun üzerine İçişleri, Maliye, Ekonomi, Savunma, Sağlık, Posta ve Telgraf, Adalet, Kent ve İskan ve nihayet Milli Eğitim Bakanlıklarından oluşan 9 bakanlık kurularak başlarına bakanlar atanmıştır. Ancak İran toprak bütünlüğünü ihlal etme niyetinin olmadığını gösterme açısından Azerbaycan Devlet Hükümeti Dışişleri Bakanlığı kurmamıştır. Ulusal Meclis daha sonra Milli Devletin programını onaylamıştır. Buna göre Azerbaycan'a özerklik tanınacak. Fedai diye tabir edilen Azerbaycan partizanlarından oluşan bir milli ordu kurulacaktı. Bu gelişmelerin ardından Azerbaycan'ın yiğit gençlerinden oluşan partizan gruplardan askeri birlikler ve milli ordu kurulmuş. Ulusal Meclis'in ve devletin aldığı yukarıda ana hatleriyle sıraladığımız kararlar birer birer uygulamaya konulmuş. Sovyet Azerbaycan'dan gelen askeri yetkililerin öncülüğünde kısa sürede Güney Azerbaycan'da 17 bin kişilik düzenli bir ordu oluşturulmuştur. Bu arada Halk Kurultayı'nın toplandığı 21 Kasım 1945 tarihinden itibaren Azerbaycan özerklik taleplerini, demokratik ve ulusal hak ve özgürlükler bağlamındaki isteklerini merkezi yönetime iletmekte, Tahran yönetimi ile müzakereler yürütmekteydi. Ne var ki Tahran yönetimi Azerbaycan Türklerinin haklı taleplerini hiçbir şekilde kabul etmeye yanaşmamıştı. Bu nedenle 16 Ocak 1946'da Milli Devlet'in yayınladığı manifestoda Tahran'a yapılan çağrıların yanıtlanmadığı ve İran'ın Azerbaycan'ın özerkliğine karşı sergilediği düşmanca tavır geniş biçimde yer almıştır. Nitekim bu manifesto bir anlamda özgürlükten bağımsızlığa geçiş belgesi niteliğinde olmuştur. Pişiveri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 28 Ocak 1946 tarihli oturumu Azerbaycan krizinin tartışmasına ayrıldığı anlaşılınca Pişiveri Azerbaycan halkı adına Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine müracaatta bulunmuştur. Müracaatta şöyle deniliyordu: Azerbaycan halkı kendi dilini, gelenek ve göreneklerini yüzyılların izinden bugüne kadar taşımasını bilmiştir. Yüzyıllar boyu bu toplum yabancı işgalcilere karşı mücadeleler vererek kendi bağımsızlığını ve ulusal özgürlüğü uğrunda binlerce evladını şehit vermiştir. Azerbaycan'ı bağımlı konuma düşüren İran işgalcileri onun ulusal zenginliklerini acımasızca sömürerek bir zamanlar parlayan Azerbaycan şehirlerini şimdi harabeye dönüştürmüşlerdir. Şovinist siyaset peşinde koşturan İran yönetimi Azerbaycan ulus kimliğini ve Azerbaycan Türkçesini şiddetle inkar etmektedir. Buna karşılık Azerbaycan ulusu kendi ulusal özgürlük mücadelesinden hiç yılmamıştır. 12 Aralık 1945'te Atlantik bildirisi gereğince Azerbaycan ulusu, Ulusal Meclisi ve devleti kurulmuştur. Müracaatının ardında devamında Azerbaycan halkının artık Tahran diktasına baş eğmeyeceğini belirten Pişiveri, Birleşmiş Milletler'in
Azerbaycan devletini bir gerçek gibi kabul etmeye çağırmıştır. Diğer yandan merkezi yönetimle görüşmek üzere 22 Nisan 1946 tarihinde Pişeveri Başkanlığı'nda bir heyet Tahran'a gitmiştir. Olumlu sonuçlanmayan bu müzakerelerin devamında nihayet 13 Haziran 1946'da merkezi yönetim ile Azerbaycan yetkililer arasında bir antlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşmaya göre Azerbaycan'ın talepleri bir hayli hafifletilerek kabul edilmiştir. Örneğin bu anlaşmaya göre Azerbaycan Milli Meclisi, Azerbaycan Eyalet Meclisi'ne dönüştürülecekti vesaire. Fakat İran yönetimi bu anlaşmayla Azerbaycan'ı oyalamaya çalışmakta ve buna paralel olarak da Sovyetlerle de müzakerelerini ve pazarlıklarını yürütmekteydi. 1946'da Tahran'da yeni kurulan Kavamus Saltana Başbakanlığındaki hükümet Moskova'ya bir heyet göndererek Sovyetlerle bir anlaşma imzalamayı